taraftan. Sedye! Sedye getirin! Sedye! Birisi var. Gene. Reşit, Reşit. Reşit kalk. Adana uyandı Sinda, hala buradasın ya. Yasin ağa. Günaydın. Günaydın. Reşit'i gördün mü? Yo, görmedim. Sütünden de iç kuzum. Seyyare bacı, Reşit ağa gördün mü? Yok, görmedim. Kız gene mi kocanı kaybettin ha? Reşit. Ha. Allah, Gelizar. Allah, Allah, Allah. 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 Hı. Allah ya. Horozları öttüğünden beri seni kaldırmaya çalışıyorum. Herkes kalkmıştır şimdi. Nasıl çıkacağım ben? Dur ben bir çıkıp kontrol edeyim de ona göre çıkarsın. Reşit meydanda yok. Buraya mı geldi diye bakmaya geldim. Kız, burada ne işi olur? Burada benden başka kimse yok. Allah Allah! Ne cehenneme girdi bu herif? Çiftlikte bir yerlerdedir anam. Her bir yana baktım. Sen kenefe baktın mı? Orada da değil. Ha, siyare bacık akmış mı? O da bir haber. Ha. Allah Allah ya. Allah Allah. Nereye gider bu adam? Ben de merak ettim şimdi. Hadi burada dinleneceksin mi böyle? Of, kafa mı kaldı? Ay.
İyi günler. Kolay gelsin Hüsnü Usta. Kemal'e bakmıştım. Gün gelmedi. Siz nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Evden işe diye çıktım. Hiç gelmedi. Patron da sorup duruyor aksine. Bir kadına çamaşır yıkamak bu kadar mı yakışır ya? Bakıyorum korku morku hiçbir şey kalmamış. Ha? Ama yakalanırsak ikimize de günah. Yemin ediyorum ikimizi birden atarlar bu çiftliklere. Allah korusun Gülüz Hanım. Belki de bundan böyle görüşmezsek ikimiz için daha hayırlı olacak. Mümkünatı yok. Ben senin koynuna, kokuna alışmışım Gülizar'ım. Ben sensiz ne ederim değil mi? Bir kere olsa neyse. Derim ki beni alacak. Ama böyle yuva yıkan kadın olurum. Serap Hanım yemin ediyorum gözümün yaşına bakmaz ha. Kalanlar da taşlarlar beni. Sus, 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 sus. Aklına böyle şeyler getirme. Bak, biz gözümüzü açacağız. Dikkat kesileceğiz. Ama aşktan da vazgeçmeyeceğiz, muhabbetimizden de. Tamam mı? O zaman bana çok iyi bakacaksın. Anlıyor musun? Korktuklarım başıma gelirse diyeceğim ki... Olsun Gülizar, Reşit benim her bir şeyimi hazırladı, sokakta kalmam. İste öyle olsun Gülizar. He. Sen şimdi kalk git, yarın gelirsin. Bir güzel yuva yapaklarım seni, tamam mı? Aa, burada beraber mi yuvacağız? Bu akşamın nesi var? Bu gece çuvala mı girdi? Hadi, hadi. Ay az sabırlı ol ya. Ölü peşi peşine üst üste olmaz, dikkat çeker. Az dur, sabır. Hadi gitsin şimdi. Bana bak. Hecer'in yatağına girmek yok ha. Yemin ediyorum yüzümü göremezsin. Tamam. Ona da tamam kız. Ona da tamam. Serap Hanım, Paşazade geldiler. Öyle mi? Buyurun. Haberler kötü. Ne oldu? Zekai cezaevinde bu sabaha karşı intihar etmiş. Ne? Kendine çarşafla asmış. Neriman da haberi duyunca perişan olmuş. Cenazesi yarın kalkacakmış. En azından Neriman için... Fabrikadaki işçileri yarın sabah erkenden söylerim. Belki Zekai'nin işi aldıklarından gitmek isteyen olur. Thank you.
Tesadüf müydü, Allah'ın işi miydi? Ne? Bu sabah karşılaşmamız. Bilmem. Her gün gittiğim yol işte. Bana kızgın mısın? Ben Serap Hanım'a hep kızgınım. Güllü'ye? İnsan ölmüş birine kızamaz ki. Ben Güllü'yü severdim. Güllü ömrümün en güzel günleriydi. Serap'sa ömrümün en güzel günlerinin katili. Sana Güllü'nün kıymet verdiği Kemal'den bir nasihat. Dostunu düşmanını iyi bil. Muzaffer'i vurduran Zekai, fabrika sadece onun olsun diye seni de öldürtebilirdi. O zaman neye yarayacak Serap Hanım olmak? Serap'ın yanında yaslanacak kimi var? Hoş bulduk hayatım. Sofra hazır. Ben bir elimi yıkayıp gelim. Alır. Ellerine sağlık. Ne güzel şeyler yapmışsın. Atölyeye gelmişsin. Beni bulamamışsın. Haber göndermeseydin az daha jandarmaya gidecektim. Sabah işe giderken hastanenin orada Güllü'yle karşılaştım. Tek başına sokağın ortasında bayıldı. Sancısı tutmuş, hastaneye gelmiş. Kendine gelene kadar başında bekledim. Doktor da bu vaziyette araba kullanamaz deyince onu çiftliğe bırakmak zorunda kaldım. Hastanede telefon var Kemal. Çiftliği arayabilirdin. O an akıl edemedim. Halide. Bunda kötü bir niyet arama. O an ona benden başka yardım edecek hiç kimse yoktu. Yaz geldi, tiril tiril bir şeyler dikelim. Haklısınız. İki can taşırken daha fazla sıcak basıyordur. Fransa'dan getirttim. İstediğinizi seçeceksiniz, ona göre dikeriz. Hepsi birbirinden harikulade. Saf ipek. Hepsinden istiyorum adam. Anneme de dükkandan hazır bir şeyler getirirseniz. Avec plaisir, madame. D'accord. Yarın siz de büyük kulübe geliyor musunuz? Ne vardı büyük kulüpte? Muzaffer Bey'in de eski bir ahbabı olan Orhan Bey Adana'ya dönüyor. Paşazade onun için bir hoş geldin yemeği verecek. Öyle mi? Hı hı. Paşazade geleceğinden söz etmişti ama yemekten bahsetmedi. Belki Zekai Bey'in cenazesi, belki başka şeyler unutturmuştur. Muhakkak gelmelisiniz. Orhan Topurcu çok kıymetli, sizi mutlaka tanımanız gereken bir insan.
Eski cemiyetimizden. Muzaffer Bey de kendisini çok sever ve sayardı. Başka kimler davetli? Paşazade Halide Hanım ve eşini de çağırmış. Ha bir de morali yerine gelirse Neriman Hanım gelecek. Hı. Neden davet almadığım şimdi anlaşıldı. Neriman ve Halide ile bu aralar münasebetim pek iyi değil. Ama belki annemle bir akşam yemeğine gelir, uzaktan kendisine bir merhaba, hoş geldiniz deriz. Bu? Serap. Serap Hanım. Zaloğlu'yla sözüm var. Eğer kısmet olur da nikahlanırsa haklarının yanındayım bilesin. Saadetler baksa. Serap bile her şeyi öğrendiğine göre senin yapmaman için hiçbir neden yok. O kadar iktisat eğitimi aldın. Bilhassa böyle bir vaziyette bu fabrikanın başına senin ilminde bir insan gerek. Umarım Paşazade. Umarım fabrikada sükunet içinde her şeyi olması gerektiği gibi götürebiliriz. Her konudaki desteğin ve yardımların için çok teşekkür ederim. Ne demek? Tüm kalbimle inanıyorum. Bu tatsızlıkların yaşanmasını hiçbirimiz istemezdik. Merhaba Serap. Aa Paşazade. Burada mıydın? Neriman'la gelmiştik. Zekai'nin odasında. Öyle mi? İşlerle alakalı tedirgin olduğu şeyler var. Danışacağı birkaç husus varmış. Ama malum. Sana da soramıyor. Anlıyorum. Sen de yardım ettin. Duygularını anlıyorum. Fakat aslen Neriman'ın da Zekai'ye çok öfkeli olduğunu bilmelisin. Biz Neriman'la konuştuk Paşazade. Bu hususta aramıza girmezsen çok memnun olurum. Pekala. Elbette aranızda olmak benim vazifem değil. Kolay gelsin Serap. Mersi. Kapıda gördüğümüz o kendi için davet verilen adam. Orhan'mış. Demokrat Parti'den milletvekiliymiş. İstifa etmiş. Adana'ya dönmüş. Allah için yakışıklı adam. Hem de insan gibi insan. Muzaffer'in eşi çok gençmiş. Gencecik bir kadın. Güzel, kuvvetli bir yüreği var. Yazık, kanında bebeğiyle tek başına kaldı. İyi misin kızım? Anne.
Orada bir sıkıntı mı var? Açılın. Hanımefendiye yardım edin. Doğuracak galiba. Açılın. İyi misiniz? Hemen hastaneye götürüleyim. Otomobil, otomobil. Benimkini alalım. Hayır, arkaya uzun ver. Biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. Az kaldı, az kaldı. Şimdi hastaneye gidiyoruz şimdi. İyi misiniz Serap Hanım? Ah yavrum benim. Sıkın dişinizi. Az kaldı. Şimdi arıyoruz canım. Dayan. Biraz daha hızlı, hadi biraz daha hızlı. Sancıları var. Doğum başlamış olabilir. Hemşire hanım hemen doğum masasını alın. Evet, yavaş. Derin nefes al. Sakin, çok güzel. Evet, çok güzel. Korkmayın, rahat olun. Hemşire hanım, bir tansiyon alabilir misin? Geçecek, tamam. Sakin. Derin derin nefes al. Geçecek, derin derin nefes al. Çok korkuyorum. Anne. Sakin. Nefes al, derin derin nefes al, geçecek. Çok korkuyorum. Ah, kimsem yok. Kimsem yok. Anne, oğluma doğururken yanımda kimsem yok. Benim benden başka kimsem yok. Ah, çok yalnızım. Geçecek. Derin derin nefes al. Tamam, sık dişini. Siz bebeğin babası mısınız? Hayır, değilim. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Derin nefes alın. Evet, çok güzel. Ah!
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.